yok çünkü. Başkası veriyor kararı. Yani Mehmet Şimşek kendi şeyini uygulayamıyor zaten. uygulayan gidiyor. Yani inanın evet. çok ironik ama büyük ekşiye ekonomiyi versler. Mehmet Şimşek'e de federasyonu versler. Aynı şey olur diyor. Yani. <laughs> Hiçbir şey değişmezdi. Yine Trabzon Fener PFDK sektörü hala açıklanmazdı. Yahu yargıya, yasalara meydan okuyor adam. Evet, evet. Yargıtaya meydan okuyor. Diyor ki bu can bu bedende oldukça evet. Fener ve Şike e, laflarını Tabii söylemeye değil, devam hayır, et. Ben de bir... ben de diyorum ki bu can bu bedende oldukça ben de senin feto ağzıyla konuştuğunu ve bu ülkeye çok büyük kötülük yaptığını söylemeye yani devam edeceğim. Futbolun siyaset ve futbolun bir araya gelmesine zararı bu. Yani Uğur Dündar gibi bir, bir, kişiyle işte şu anda Divan Kurulu Başkanı olması da yani Uğur Dündar'dan bahsediyoruz. Orada bir belediye başkanı adayı böyle bir konuda karşı karşıya gelebiliyorlar. Ya koskoca Fenerbahçe camiası karşısında ya. alıyor bir de yani. ya. Yani bu sonra böyle itham etmek, camiaları bakın. Bunun çok tancı tancı bir yaklaşım da. Yani. çok yani Trabzon için yaklaşımda. Allah aşkınıza. Evet, evet. Trabzon'un geçen programda ne dedik? Trabzon sporu ve Trabzon halkının büyük çoğunluğunu tenzih ederek, Tabii. ayırarak biliyoruz ki Trabzonlu bazı e, değerli yurttaşlarımız da çok aynen bizim kadar üzülüyorlar. Tabii. Ben yarın bir Trabzonlu'nun mektubunu Sözcü'deki köşemde yayınlıyorum. O da aynen bizim hislerimize tercüman olmuş. Dolayısıyla eskiden gittiğimizde evimizin bahçesinde dolaşır gibi rahatlıkla gezdiğimiz Trabzon gibi cennet bir köşede, yurdumuzun en güzel kentlerinden birinde bir fener bahçeliği. sen nasıl hedef gösterebilirsin be kardeşim? Oradan bir o gün Samas gibi birisi çıksa Allah korusun ona benzer bir eylem yapsa Fenerbahçelilere. Ey belediye başkanı adayı, acaba sen ne olursun düşündün mü hiç? Türkiye ne olur düşündün mü hiç? Aklını başına al. Milleti tahrik etme. Bir top yüzünden bu ülkenin insanlarını birbirine düşürmeye gayret etme. Bunun bir zevk olduğunu bir spor karşılaşması olduğunu unutturma. Ve biliyor Kendi musunuz? halkına da çok büyük kötülük yapıyorsun. Bu Hakan evet. Durmuş sevgili Hakan Durmuş diyor ki bu kişi aynı zamanda avukat şu anda yazıklar da Trabzon olsun. Merkez İlçe Orta Hisar Belediye Başkanı. Yazıklar Mevcut olsun, durumda. yazıklar Ulan, olsun. Hiç sinirini bozma, o beyefendinin öyle konuşmasının sebebi şu. Trabzon halkına 2019 yılında 30 lira olan kıymanın neden şimdi 700 lira, 600 lira olduğunu anlatamadığı için çok ucuz bir şekilde Trabzon sporu güya savunuyormuş gibi hareketler yapıp Koskoca büyük bir camiaya çamur atıyor ama bu ama bu. ama buradan hiç uğulmadık şeyler çıkar Tabii, geçmişte. Ateşle, ateşle futbol üzerinden katliamlar Çünkü olmadı mı bu ülkede kardeşim? O, bu kardeşim. Ateşle sen. oynuyor bu adam ya. Yugoslavya'da biz bunu yaşadık yani futbolla. Yugoslavya benim eskiden İtalya'da okurken çok sık geçtiğim bir yerde Çok da beğendiğim bir ülkedi Yugoslavya. İnsanları spor yapar, hepsi bir lisan konuşur, spor yapmayan dans eder tek bir şey, her şey çok ne, şey bir nesildi yani Yugoslavlar. derdim ki ya burası ne güzel bir ülke. Herkes birbirini anlaşıyor. Güzel insanlar, spor efiosu. Yani ya, derlerdi ki ya. biz aslında hiç anlaşamıyoruz ya. derlerdi. Yani Tito var. Tito giderse buranın halini görürsün derlerdi. Mesela Yugoslavya futboldan kaçıldılar. Yugoslavya'daki bölünme de başladı. Bir futbol maçıyla başladı. Bir dakika bir saat başına geçmesiyle reklama gitmemiz lazımmış ama Tito biliyorsunuz ölümlerin en kötüsü siyasi ölümdür der. Ona göre de hareket eden bir lider olarak bütün şeyini ona göre çizer. Şimdi önce bir reklam saat başını kaçırmamak için sözünüze kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Bu arada Uğur Dündar'ın da bir bomba haberi var onu da şimdiden söyleyelim.